merhabalar. Bugün size bir soru yorum değil tam 7 soru yorum yapacağım. Gerçekten böyle güzel bir durum oluştu. Bir iyilik halkasına e, dahil ettiği için beni Barış hocamıza yani Barıştıran Matematik kanalının sahibi olan hocamıza teşekkür ediyorum. E, kendisi zaten ara ara zaten böyle söyledikleriyle beni onurlandırıyordu. Aslında tabii ki bu hocalar benden hem çok daha tecrübeli hem çok daha iyiler ama biz YouTube'da daha erken olduğumuz için sanki böyle çok şeymiş, matah bir şeymiş gibi benim abone sayım daha yüksek. Ama bakınca onun çözdüğü sorular gerçekten benim çözdüğüm sorulardan çoğu zaman daha iyi oluyor. O anlamda ben oradan da faydalanıyorum. Siz de zaten e, tanıdınız ve hızla büyütüyorsunuz kanalı. Eğer burada ilk defa görüp adını duyanlar varsa o kanaldaki bence bir soruyorum tadında olan soruları da izlemelerini tavsiye ederim. Benim bu sene e, beğendiğim kanallardan bir tanesi olan arkadaşlar e, Vine Team ki onu da zaten hızlı yükselişinden biliyorsunuzdur. E, ben de ona pas atacağım. O hocamız gerçekten kitaplardan güzel sorular seçip buluyor. E, aydın yayınlarından işte bazen 3 4 5ten orijinalden sorular çözdüğünü görüyorum. E, Youtube'da gerçekten böyle hep çok iyi olan yüksek abone sayısı olan hocalarımızı da biliyoruz ama bu şekilde yavaş yavaş... ...daha kısa bir zamanda girmesine rağmen etkili olan bu hocalarımız da... ...hem size faydalı oluyorlar hem gerçekten biz öğretmenler olarak bizlere de faydalı oluyorlar. O yüzden bir kere daha teşekkür ederek ben hocamıza pası atıyorum. İnşallah o da size vakti olursa ricamızı kırmaz ve güzel sorular çözer diye ümit ediyorum arkadaşlar. Gelin şimdi biz bu sorularla başlayalım. Gerçekten iyi sorular var. O yüzden bir nefes almanız lazım, soluklanmanız gerekiyor. 7 tane soru. Belki burada bilmiyorum şimdi süreyi ölçmedim ama bir 30-35 dakikamız rahat gider diye düşünüyorum. O yüzden çayınızı kahvenizi alın başlayalım. Sizinizle, yorumlarınızla ve abone olarak bize destek olursanız hocalarımıza ve bana çok teşekkür ederim size de. Şimdi burada bir sorumuz var. Şuraları yanlışlıkla D yazmışım o yüzden düzelttim. 5'tir diye Türkçe hatası olmasın. Baş kat sayısı 1 olan ve kökleri tam sayı olan Px polinomu için derece Px ne olmak üzere Kökler toplamı 5'tir. N'nin alabileceği en büyük değer 5'tir. Px'in minimum değeri Pa'dır öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir kere baş kat sayısı 1 olan bir polinom. Köklerinden e, bir tanesi eksi 3 bir tanesi a. Burada bir bilgi vereceğim size arkadaşlar. E, hani sınavda olur mu olmaz mı bilmiyorum ama türev sorularında karşımıza geldiği için dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şimdi bir kök arkadaşlar şöyle x eksenini böyle delebilir. Teğet olabilir. Bir de türev sorularında dikkat ediyor musunuz? Oralarda karşımıza geliyor. Şöyle bazen teğet olarak delip geçiyor. Şimdi şu kök sadece bir tanedir. Bu kök teğet olduğu için çift sayıdadır. Bu kök de arkadaşlar tek sayıdadır ama birden büyüktür. Onu söyleyeyim. Bakın bunun en basit örneği ne biliyor musunuz? X eksi 1'in kübünün grafiğini yapalım. Bu soruda bize hani faydası olacak bir bilgi değil gibi ama ben ekstra şunu bir araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü burada bakın x eksi 1'in kübü mesela böyledir ve gerçekten x eksenine teğettir. O yüzden delip geçen köklerde şunu düşünmenize gerek yok. Hocam burada acaba bir tane mi yoksa üç tane mi 5 tane mi tek katlı kök olduğuna göre kaç tane olacağını ben bilebilir miyim? Tabii ki bilebilirsiniz. Burada kesin bir tane. Burada bilemeyiz. Tek sayıda burada yine bilemeyiz. Çift sayıda deriz. O yüzden sorumuza dönersek. Soru da evet delip geçiyor. Bundan dolayı tek katlı kök değil. Direkt bir katlı köktür bu. Standart bir delip geçme varsa. Bunu niye özellikle vurguluyorum? Çünkü sorunun derecesini bilmediğimiz için derece yorumu yapacağız şimdi. Ama Diğer kökümüz A olmak üzere o çift. Ona M diyelim üstüne. M'nin de çift olduğunu belirteyim. Eşittir arkadaşlar. Px diyelim. Baş kat sayısı 1. Başka da kök yok ve bu kökler tam sayı demiş. Şimdi buna göre arkadaşlar. P0 48 ise gördüğünüz gibi. 3 çarpı 0 eksi A'dan. Eksi A'nın M'nin kuvveti eşittir. 48 eksi A'nın. M'nin kuvveti 16. Burada zaten M çift sayı ya. Bunu şöyle yapalım. A zaten pozitif bir sayı. M de çift sayı olduğu için eksiği de götürür. A üzeri M 16 olacak. A bir tam sayı olmak üzere. Hangi tam sayıların kuvvetleri 16 olacaktır? E tabii ki doğal olarak. Şimdi 1 üzeri 10, şey pardon. 16 üzeri 1 derim ama 16 üzeri 1 diyemem. M çift sayı olmalı. O zaman 4 üzeri 2 derim. A 4 olabilirmiş. M 2 olabilirmiş. Sonra 2 üzeri 4 derim. Buradan A2 olur. M4 olur. Başka sayı olabilir mi? Hayır. Çünkü dediğim gibi A tam sayı olmalı. M de çift doğal sayı olmalı. Artık arkadaşlar Px polinomumuz x artı 3 çarpı x eksi 2'nin 4. kuvveti veya Px polinomumuz x artı 3 çarpı x eksi 4'ün karesi oldu. Buna göre Kökler toplamına bakalım. Dikkat. Burada arkadaşlar kökler toplamında şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar basit bilgiler ama bazen üzerinden geçmek gerekiyor. Köklerden bir tanesi eksi 3. Köklerden 4 tanesi 2. O yüzden burada arkadaşlar kökler toplamı 5. Sakın kökler toplamına eksi 3 artı 2'den eksi 1 demeyin. Neden? Kök sayısını belirtir arkadaşlar şu derece. O yüzden kökler toplamında bu şekilde demeliyiz. Çok basit bir araya sıkıştırayım hem. Siz şu denklemin kökler toplamına 4 mü diyorsunuz yoksa 0 mı diyorsunuz? 4 diyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü bu gerçekte x 2 çarpı x 2'dir. Ona da dikkat edelim. Aklınızda bulunsun. Dolayısıyla bu dereceler bize kök sayısını da vermiş oluyor. Alttaki denkleme gelirsek. Bunun da bir kökü eksi 3. Diğer iki kökü 4 artı 4'ten 8. Bunun da 5 geldi. O zaman her durumda kökler toplamımız ne yaparsak yapalım 5 geldi. Bu kesinlikle doğru. Derecenin alabileceği en büyük değer 5'tir. Evet bakın burada 4 var buradan da 1 var bu polinomun derecesi 5 oluyor. Alttaki polinomun derecesi 1 artı 2'den 3 oluyor. Evet n'nin alabileceği en büyük değer 5 geldi. Px'in minimum değeri Pa değildir. Bu yerel minimum değeri. Ama fonksiyonun minimum değeri dediğimiz zaman arkadaşlar bu eksi sonsuza kadar gittiği için e, yerel minimum değeri deseydi tamam doğruydu ama fonksiyonun minimum değeri değil ya da mutlak minimum değeri değildir PA noktası. Dolayısıyla bu şekilde bu soruyu yapmış olduk arkadaşlar. Devam edelim şimdi ikinci sorumuzla. Güzel bir soru daha arkadaşlar. Malum kümeli kombinasyonlu işte olasılıklı sorular bekliyorsunuz bizden. Ben de yine bir tane daha yazdım. Daha önceki bir soru yorumlarda arkadaşlar güzel küme soruları var. Onlara da kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. A, A, B, C, D, E, F ve B, 1, 2, 3, 4. A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonlar için f eşittir 2 ve fB eşittir 4 olacak şekilde yazılabilecek tüm fonksiyonlar birer karta yazılıp bir kutuya atılıyor. Buna göre seçilen karttaki fonksiyon örten olma olasılığı kaçtır? Evet. Şimdi bir kere fonksiyon tanımlayalım önce bir şöyle. A B C D E F. Dediğim gibi inşallah arkadaşlar bu sorularla tek tek uğraşıyorsunuzdur. Çünkü mesela bu soru bak. Eğer siz uğraşmazsanız muhakkak böyle birkaç şey eksik kalır. Ben de yorum yapınca anladığınızı düşünürsünüz ama şu an çözüp de uğraşıp da Anlayamadığınız yerleri açıklarsam daha iyi olur. O yüzden hala uğraşmış olanlar lütfen baksın. Şimdi burada arkadaşlar, f 2'ye gidecek demiş, f b de 4'e gidecek şekilde fonksiyon oluşturacağız. Fonksiyon nasıl oluşturulur? Burada sanki farklı oyuncaklar var, c d e f oyuncakları. Bunları farklı kutulara atacağız ve c d e F'yi istediğim gibi arkadaşlar kutulara gönderirim. Yani illa 2 eleman kaptı diye ona bir daha eleman göndermemezlik yapmam. Örnek FC'de 2 olabilir değil mi? Ya da FD'de 2 olabilir. O yüzden nasıl düşünüyorduk bunları? C'nin 4 hakkı var. İstediği 4 yerden birine gider. D de öyle. E öyle. F de öyle. Örnek bunların hepsi arkadaşlar. Şöyle. 4 numaralı elemana tabii ki gidebilir. Yani bir problem yok. Dolayısıyla bu yüzden her birinin ilk etapta 4 hakkı var dedik. Şimdi bu örten fonksiyon bir mevzu şey örten fonksiyonla alakalı bir mevzu sordum size. Bu şimdi tüm durumlar. İstenen durum yalnız biraz tehlikeli çünkü örten fonksiyon arkadaşlar birebir fonksiyon kadar hemen rahat değildir. İşlem yapmamız gerekiyor. Örten fonksiyonda 3 ve 4'e en az pardon 3 ve 1'e en az birer tane daha eleman gitmeli. Neden? örten fonksiyonda asla açıkta eleman kalamaz değer kümesinde. Yani her birine en az bir eleman gider. Bunu özellikle vurguluyorum. Her birine en az bir eleman gideceği için şimdi buna göre hareket yapacağız. 1. Durum tespiti. Kombinasyon sorularında durum tespiti önemlidir. Şimdi zaten arkadaşlar A ve B gitti. Elimizde 4 tane eleman kaldı. Bu 4 elemandan bir tanesi şeye gitsin, 1'e gitsin. Diğeri arkadaşlar 3'e gitsin. Şu an garanti bunları doldurduk değil mi? Örnek temsil olarak söylüyorum. Tamamen C 1'e gitmiş olsun. D de 3'e gitmiş olsun. Tamam mı? Artık onlara çıktı kalmadı. Kalan 2 tane elemanımız. Diğer 2 elemana yani 2 ve 4 numaralı elemana arkadaşlar istediği gibi gider. 2 çarpı 2. İkisinin de ikişer hakkı vardır. Ancak 1 ve 3'ü bir daha götürmüyorum. Neden? Durum tespiti yapıyorum. 1. İkisine de birer eleman gitsin. 2. Birine 2 eleman gitsin, birine 1 bir eleman gitsin. O zaman yapıyorum bakın. 4'ün birlisi, 3'ün ikilisi. Şimdi hangisine bir, hangisine 2 gidecek? O yüzden 2 yerle çarpmayı unutmuyorum. Örnek. Birisi arkadaşlar bir numaralı eleman C ve D'yi almış olsun. Öbürü E'yi almış olsun. Ya da tam tersi bu E'yi almış olsun. Öbürü C'de almış olsun. O yüzden iki faktöriyelle çarptım. Sonra arkadaşlar kalan artık bir tane elemanımız kaldı. Temsil olarak söylüyorum F. Böylece bu arkadaşlar istediği iki elemandan birine gider. Yani ya 2'ye ya 4'e gider. Çarpı 2 diyorum. Üçüncüye geldiğimiz zaman Üçüncüde ne diyeceğiz arkadaşlar? Şimdi e, ikisi de ikişer tane alsın olayı kapatsınlar. Yani C, D, E, F direkt sadece bunlara gitsin. Dördün ikilisi, ikinin ikilisi. Ben yalnız burada bilirsiniz, önceden de beni dinlediyseniz şöyle bir tarzım vardır. Bu soruda sadeleştiği için önemsiz gibi oluyor ama her zaman bence şunu yapın. Göndermeden önce gruplayın. Burada bile yapabilirdik bakın. Önce bu paketleri birer paket yapın. Sonra gruplardaki eleman sayıları aynıysa iki faktöriyele bölmeyi unutmayın. Çünkü birbirinin aynı gruplar ortaya çıkıyor. Devamında bu paketleri ayırdıktan sonra artık iki paketi iki farklı kutuya iki faktöriyel şeklinde gönderirim. Sadeleşiyor hocam neyden gerek var demeyin lütfen. Çünkü bunun önemiyle alakalı hem mini anlatımda hem çok önemli birkaç tane soruda söyledim arkadaşlar. Siz beni dinleyin bence böyle yapın. Yine bakın. 4 tane elemanı ikili ikili paketliyorum. İkili bir paket, ikili bir paket. Eleman sayıları aynı olduğu zaman birbirinin aynısı durumlar ortaya çıkar. O yüzden eleman sayısı aynı olduğunda kaç tane grubun eleman sayısı aynıysa o kadar faktöriyele bölün. Sonra ikili paket yaptım artık bunlar sadece 1 ve 3'e gidecek. Çarpı 2 faktöriyel diyorum. Başka eleman kalmadı. Gidecek yer kalmadı. O yüzden olayları hallettik. Daha da başka zaten olmaz arkadaşlar. Bir de son olarak artık neyi yapmış olacağız? Birine 3 tane gitsin, birine 1 bir tane gitsin diyeceğiz. Onu da hemen halledelim. 4'ün üçlüsü, sonra 1'in e, birlisi. Eleman sayıları farklı olduğu için herhangi bir şeye bölmüyorum. Ama hangisine 3, hangisine 1 gidecek bilmiyoruz. Bu da iki faktöriyel oldu. Gördüğünüz gibi artık örten fonksiyonu tamamladık arkadaşlar. 4'e 0 diyebilir miyim? Hayır, sakın diyemem. Neden? Çünkü asla eleman boşta kalmamalı. Gördüğünüz gibi bu şekilde birisine 1, bir, birisine 1 bir gitsin. Birisine 2 gitsin, birine 1 bir gitsin. Birine 2 gitsin, birine 2 gitsin, birine 3 gitsin, birine 1 gitsin, bir gitsin şeklinde bunları yaptık. Artık sadece e, çarpma işlemleri kaldı. Ben bir durdurup çarpayım. Sizi vaktinizi almayayım çarparken. Bunlar eğer yanlış topla, çarpmadıysam 48, 48 daha 96. 96, 6 daha e, 102, 8 daha 110 oldu. Dediğim gibi eğer bu toplama çıkarmalarda hata yaptıysam kusura bakmayın normal söylüyorum artık. Örten fonksiyon sayısını 110 tane buldum. Toplam tüm durumlar 256 idi. Sadeleştirirsek 55 bölü 128 geldi arkadaşlar. Bu tehlikeli sorunun cevabı. Kombinasyonlarda durum tespiti yapmak hep söylüyorum çok önemli arkadaşlar. Şu şekilde evet uzun gibi görünür ama bu sizin bayağı bir işinizi rahatlatır. Tabii daha büyük elemanlı sorular olsa farklı yorumlar geliştiririz ama merak etmeyin. Yani şunu demez bize soru. Peki hocam 20 elemanlı bir fonksiyon o zaman o zaten artık işin suyu çıkacağı için bana böyle çok abartmayacak, güzel yorumlar yapacak şekilde sorular sorar. Yine çok kısa olmayabilir. Ama abartılı derecede 50 tane de işlem yapmayız yapıyorsanız orada muhakkak kısa bir yolu kaçırmışsınızdır demektir. Bu şekilde bir tane de böyle güzel bir küme sorusu çözmüş olalım. Gelelim şimdi bu soruya. 2, 4'ten 3 tanımlı bir sürekli ve daima artan f fonksiyonu için. 2'den 4'e integral fx dx 8 olduğuna göre f 2,5, f 3, F3.5 toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar fonksiyon sürekli ve daima artan olduğuna göre böylece bir fonksiyon sürekli ise ve daima artansa o zaman arkadaşlar bu örtendir bu aralıkta ve F2 3'e eşittir. Çünkü sınır değerlerinde birisi x'tir birisi y'dir. F4'te mesela a'dır. O zaman temsili olarak Çiziyorum. Dediğim gibi sürekli bir fonksiyon düşünün. E, artan azalan da değil. Daima artıyor. O zaman böyle de yapsanız, böyle de yapsanız, böyle de yapsanız sürekli bir fonksiyon 2 ile 4 aralığında tanımlıysa arkadaşlar mecburen gördüğünüz gibi 3'e A olmak zorunda. Bunun şuradaki görüntü kümesinin elemanları. ilki ve sonu. F2'nin 3 olduğunu anladım artık. Şimdi soruda bize 2'den 4'ü fx 2'den 4'ü fx de demek fonksiyonun şu şekilde arkadaşlar x ekseninin üstünde olduğunu anlatır bize. Neden? Şimdi düşünsenize f2 3 olup bir de üzerine artan olup bu fonksiyonun x ekseninin altında kalma ihtimali var mı? Yok. O zaman demek ki böyle bir grafikmiş ve bu alan aynı zamanda bu alandır integrali eşittir 8 olur. Şimdi peki sorunun çözümle bunun nasıl bir katkısı olacak? Bir kere normalde biz fonksiyonun değerini bilmiyoruz. Yani denklemini bilmiyoruz. Bu eğri mi? Doğru mu? Yani parabol mü? Polinom mu? Ne olduğu belli olmayan bir şey. E şimdi ben bilmediğim bir şeyi de bir de böyle gıcık 3 tane değeri nasıl bulacağım? O zaman ben bir kere bunların aralıkları fark ettiniz mi? 2,5, 3, 3,5. boş boşuna bana bunları eşit uzaklıkta vermemiştir deyip ben şunu kontrol edeceğim. 2,5 3 3,5 ha zaten arkadaşlar 2'den 4'e eşit aralıklarla bölmüş. Bu bize neyi hatırlatmalı? Riemann'ı. Şöyle büyüteyim o zaman. Bakın alt toplamdan yararlanacağım. Neden? F2'nin değerini biliyorum o yüzden. F2'nin değerini bildiğim için bak 2,5 sonra şöyle 3'e kadar götürürüm bu. Sonra 3'ten 3,5'a kadar götürürüm bu. Ve sonra da 4'e kadar götürürüm bu. Gördüğünüz gibi Riemann alt toplamı. Peki ne yapacağız biz bu Riemann alt toplamıyla? Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu dikdörtgenin şu kenarı F2. Uzunluğu da diğer kenarın 0.5. Yani 1 bölü 2. Sonra şöyle bir rengi değiştireyim sizde de görünelim. Ee, jırtlak bir renk yapayım mı? Yok olmuyor. O zaman moru seçeyim. Biraz kalınlaştırayım. Bakın şimdi. Burada fonksiyonun şu değeri yani f 2.5 çarpı 1 bölü 2. Dikdörtgenin burası geldi. Sonra bakın burası 3. Dikdörtgenin bir kenarı f 3 çarpı 1 bölü 2 artı son olarak arkadaşlar burası bu dikdörtgenin alanında F3.5 çarpı 1 bölü 2. Neye eşit? Bilmiyoruz. Ama bildiğim bir şey var. Bu kesinlikle neyden küçüktür? 8'den. Çünkü Riemann alt toplamı oradaki integralin bakın şu değerlerinden fazlalık kaldığı için doğal olarak integralden de küçük gelecek. E zaten biz F2'nin 3 olduğunu biliyoruz ya. Burası 3 bölü 2'den 1,5. Bunlar da şöyle olsun. F2.5, F3 ve F3.5'a A dersem bunlar arkadaşlar A bölü 2. Hepsinde 1 bölü 2 var çünkü. A bölü 2 artı 1.5 8'den küçük. A bölü 2 küçüktür 6.5. A bölü 2 6.5'dan küçük olduğuna göre A 13. Demek ki alabileceği en küçük değil pardon affedersiniz. En büyük demeliydim burada. Alabileceği en büyük tam sayı değeri arkadaşlar 12 gelmiş oldu. Belki birçoğunuz nasıl ya en küçük tam sayı değeri olamaz deyip soruda tıkanmışsınızdır. Kusura bakmayın ama sorunun sonunda da öyle bir şey olsun. Ben normalde en büyük yazacakken oraya en küçük yazmışım. Bu şekilde bu soruyu da halletmiş olduk. Güzel bir Riemann sorusunu aradan çıkardık arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. fx y ekseni ne ordinatı 5 olan noktada kesen parabolik bir fonksiyondur. Üzerindeki eksi 1 eksi 6 noktasından çizilen teğet x eksenine paraleldir. gx gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyondur. Üzerindeki sadece eksi 3 ve 4 absisli noktalardan çizilen teğetler x eksenine paraleldir y eşittir g bileşke fx fonksiyonunun x eksenine paralel teğetleri değme noktalarının apsisleri çarpımı kaçtır? Şimdi adım adım gidelim. Birincisi burada parabolik bir fonksiyonun şöyle veya böyle ne zaman çizdiğimiz teğeti x eksenine paralel olur? Tabii ki tepe noktasından çizdiğimiz teğeti x eksenine paralel olur. O zaman demek ki bu fonksiyon e, eksi 5 olan noktadan geçiyor. Tepe noktası da eksi 1'e eksi 6. Çünkü ancak bir parabole tepe noktasından x eksenine paralel teğet çizeriz. Aynı zamanda bu bize neyi anlatır? 1 f eksi 1 eşittir eksi 6'dır. Bu tepe noktasıdır. Yani r eksi 1 k eksi 6'dır. 3 f türev eksi 1 de 0'dır. Çünkü x eksenine paralel teğet şöyle bir doğrudur. Bunun eğimi de arkadaşlar sıfırdır. Dolayısıyla türevi de sıfırdır. Parabolün denklemini yazıyorum. A x artı 1'in karesi eksi 6 eşittir f x diyelim. Bu arada fonksiyon y eksenini eksi 5'te kesmiş. x'e sıfırı verdiğimizde o zaman ordinatı eksi 5 demektir. A da buradan 1 olur. Demek ki fonksiyonun denklemini bulduk. x artı 1'in karesi Eksi 6 geldi. Şimdi alttakine bakalım. Orada arkadaşlar sadece sürekli fonksiyon demiş. O zaman ben burada yalnızca türev yorumu yaparım. G fonksiyonunda G türev eksi 3 ve G türev 4 sıfır demekten başka çarem yok. X eksenine paralel dediği için çizdiğimiz teğet. G bileşke fx'in x eksenine paralel teğeti yine o zaman bana burada dediği. G bileşke fx uyduruyorum şöyle bir grafik olsun. X eksenine paralel teğet. Gördüğünüz gibi yine eğimi sıfır olan yani aslında türevi sıfır olan do, e, noktalar demek. G'nin türevi bileşke fx çarpı f türev x. Bunun sıfıra eşit olması lazım. Peki matematikte malum arkadaşlar bir çarpım ne zaman sıfır olur? Ya hepsi sıfır olduğunda ya da en az biri sıfır olduğunda. Buna göre f türev x'in sıfır olduğu değer neydi? x eşittir eksi 1'di. Bakın bu bileşke fonksiyonunun türevinin sıfır olduğu ilk noktayı bulduk eksi 1. İkinci durum buraya artık daha başka sıfır yapan değer yok. Bir de burayı sıfır yapan değer yapacağız. Peki g türevin sıfır olduğu yer neresiydi arkadaşlar? Eksi 3. Bu ne demek? x değil içerisi eksi 3 olur demek. İçeride ne var? fx. Demek ki fx eksi 3 olmalıymış. fx dediğimiz neydi? şu fonksiyonun denklemi. Yerine yazalım. Eksi 3 olduğunda x artı 1'in karesi eşittir. 3. E, mutlak x artı 1 eşittir. 3'ten x kök 3 pardon. x kök 3 eksi 1 ya da x e, eksi kök 3 eksi 1 oldu. Sonra arkadaşlar ikinci durumumuz. fx ne olmalı? Fonksiyon aynı zamanda g fonksiyonu g türev 4'te 0 olduğu için X değil ama içine 4 yapan değer yani fx'i 4 yapan değeri bulacağız. Buradan dolayı da x artı 1'in karesi eksi 6 eşittir 4. X de buradan ben uzatmayayım artık. Kök 10 eksi 1 bir de eksi kök 10 eksi 1 oldu. Bizden istediği bu 4 değerin çarpımı. Köküç eksi kök 3 1 ile eksi köküç eksi 1'in çarpımı ne olur arkadaşlar? Eksi 2 gelir 2 kare farkından. Kök 10 eksi 1 ile eksi kök 10 eksi 1'in çarpımı ne, ne, gelir? 2 kare farkından eksi 9 gelir. Böylece bunların çarpımı artı 18 yapar. Bir de eksi 1 var. Çarpımları eksi 18 oldu. Valla arkadaşlar büyük bir işin içine girmişiz. 25 dakikada bu kadar çok soru mu çözdük ya? Diğer yandan evet çok güzel yorumlar tamam ama hakikaten vakitte alıyormuş yani. Şimdi bir vakit alacak soru daha. E tabi biliyorsunuz bir soru yorumlarda arkadaşlar ben kısa soru çözmüyorum. Burada malum bazen 10 dakikada çözdüğümüz sorular oluyordu. Burada da işimiz demek ki var bugün. O yüzden dedim bir soruyorum gibi isterseniz durdurun sindire sindire çözün diye. Aşağıda bir köşesi aşağılık bir köşeleri mi? Aşağı ha bir köşeleri yani şöyle. Aşağıda birer köşeleri diyelim y eşittir a üzeri eksi x üzerinde olan sonsuz adetteki dikdörtgen gösterilmiştir. Bu dikdörtgenler soldan sağa doğru sırayla yeşil, sarı, mavi, yeşil, sarı, mavi. Bir de işin içine ne sokmuşuz? Periyodik problem. Biçiminde renklendiriliyor. Soldan 3. sarı karenin alanı 1 bölü 256 olduğuna göre soldan sağa doğru ilk 10 dikdörtgenin alanları toplamı kaç birim kare olur? Önce bir periyodik mevzuyu halledelim arkadaşlar. Çünkü oradan yararlanarak A'yı bulacağız. Şimdi sarı, pardon, yeşil, mavi, yeşil, sarı, mavi, yeşil, sarı, mavi nokta nokta böyle gidiyor. Şimdi 3. sarı karenin alanı derken aslında tek tek sayarak da görebilirsiniz ama belki bize uyduruyorum. 23. sarı kare de diyebilirdi. Biz o yüzden usulüne uygun yapalım bu soruyu. Her 3 sıranın ikincisinde sarı var arkadaşlar. Örnek 32. de yine sarıdır. Ya da işte 362. de sarıdır. Çok abartılı bir şey sorarsa diye söylüyorum. O yüzden burada önce bir düzeni kurmak bana mantıklı geliyor. Ne olur ne olmaz başka sorular için. Yoksa zaten hocam 3. bakın burada gördüğünüz gibi 8. Onu görüyoruz ama biz sayısal olarak da görelim lütfen. 3K artı ikinci sarı olduğuna göre K'ya 0 verdiğimizde birinci sarı. K'ya 1 verdiğimizde ikinci sarı. K'ya gerçekten 2 verdiğimizde 3. sarıyı elde ediyormuşuz. Yani 8. dikdörtgende. O zaman 8. dikdörtgende şöyle arkadaşlar burası ne olacak? Bir kenarı 8 olmuş olacak şu sağ kenarı. Burası da 7 olduğu için 7 ile 8 arasındaki uzunluk 1 bir birim. Dikdörtgenin bir kenarı. Şu kenarı da arkadaşlar a üzeri eksi 8. Bir kenarı a üzeri eksi 8 bir kenarı 1 olan böyle bir dikdörtgenin alanı 2 üzeri eksi 8 yani 1 bölü 256 eşitmiş. A'yı buradan 2 olarak bulduk. Artık ilk 10 dikdörtgenin alanını bulurken birinci dikdörtgenin alanı gördüğünüz gibi 1 verince burası 1 bölü 2'den 1 bölü 2. İkinciye 1 verdiğimiz zaman 2 üzeri eksi 2'den burası 1 bölü 4. İkincinin alanı 1 bölü 4 nokta nokta nokta. O zaman artık burada anlayacağım şey neymiş? 10 tane terim var ve ortak çarpan bakın. Hani 3 tanesini yazayım. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8. Geometrik dizi oldu. İlk terim 1 bölü 2. Çarpı. 1 eksi hatta formülü göstereyim de bir unutan arkadaşlarımız için şey olsun. E, ee, A1 artı A2 nokta 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 AN olursa arkadaşlar A1 çarpı 1-R üzeri N bölü 1-R'ydi geometrik dizinin toplamı. N eleman sayısı. O zaman burada da 1-1 bölü 2'nin 10. kuvveti ortak çarpan 1 bölü 2 çünkü 2 değil aman. Sonra burası da 1-1 bölü R yani 1-1 bölü 2'den 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler gitti. 1-1 bölü 2'nin 10. kuvveti geldi cevabımız. Yani C şıkkı oldu bir analitik sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Bu hakikaten e, yorum yapmanızı istedim ve benim yorumumu da özellikle iyi dinlemeniz gereken bir soru. Analitik düzlemde A1 noktasının y eşittir AX doğrusuna göre simetriyi bu arada A1'den büyük bir sayıymış B olarak veriliyor AB ile Y ekseninin kesişimi bu da Y ekseni demektir C'dir. MBOC 15 derece olduğuna göre OA doğrusunun X ekseniyle yaptığı pozitif açının değeri kaçtır? İşin içinde hem x ekseni hem y ekseni olduğu için bir de orada özel bir durum olduğu için analitik düzlemde çizeceğim. Normalde ben soruları takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Özel bir durum yoksa rastgele yaparım. Çünkü sınavda bizden onu ister. Ama burada bu kadar özel durum varken tabii ki doğal olarak yapacağız. Şimdi bir kere A nokta 1 şöyle olsun. A da bundan büyük olduğu için biraz yatay bir şey olacak değil mi? Yani bu doğrunun eğimi şöyle alfa dersek birden küçük gelecek. Sonra bakın. A noktasından geçen doğrunun eğimi burada 1 bölü A iken şuna bakar mısınız? Bu da AX. Tesadüfen verilmiş bir şey değil bu. Birisi arkadaşlar X ekseni ile alfa derecelik açı yapıyorken o zaman öbürü de şöyle bakın Y ye eşittir AX'i çizersem bu da arkadaşlar Y ekseni ile alfa derecelik açı yapar. Neden? Bakın şimdi. Şu doğruya dikkat ederseniz bu zaten eğimi 1 bölü a ya. Diğerinin de eğiminin a olduğunu biliyorum. Şimdi eğimi a olan bir doğru yapayım. Örnek burası 1 olsun. Mecburen burası a olur. Bakın şimdi burada dik üçgen gereği a 1. E şimdi biz tanjant alfanın 1 bölü a olduğunu biliyoruz ya. Dik üçgende o zaman burası alfa olmalı. Z'den dolayı mecburen bakın alfa geldi. Bu yüzden ben buraya da alfa demek zorundaymışım. Bunu soruda fark etmek gerekiyor. Bu doğruların eğimleri çarpın bakın eksi 1 değil. Ona dikkat yani dik kesişmiyorlar. Birisinin eğimi M birisinin eğimi 1 bir bölüme bir de orijinden geçmeleri bize böyle bir avantaj getirdi. Bu yorumu bir kenarda tutun derim. Şimdi geliyorum burada e, A noktasının bu Y eşittir AX'e göre simetriyi. Gördüğünüz gibi Y eşittir AX'e göre simetriyi şöyle bir B noktası olsun bunların bu arada A B'nin Y ekseniyle kesişimi C'ymiş. BOC de arkadaşlar şöyle bir açı olmak üzere 15 derece olmuş. Şimdi ufacık bir noktamız var. Bir noktanın bir noktanın bir A noktasının bir doğruya göre simetriğinde fark ediyor musunuz? Bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Neden? Bir noktanın doğruya göre simetriği diktir ve eşit uzaklıktadır. Bu yüzden gizli bir ikizkenar üçgen vardır. Bu yüzden OA ile OB birbirine eşittir. Haliyle ne olur bakın. Şurada Y eşittir AX. Simetri ekseni yani aynı zamanda açı ortay. Şu açıda gördüğünüz gibi alfa artı 15 oldu. İkizkenar üçgende yükseklik simetri ekseni aynı zamanda açı ortaydır. Buna göre dik üçgen 3 alfa artı 15 eşittir 90 derece. Alfa buradan 75 bölü 3'ten 25 derece geldi. Artık bizden istediği OA doğrusunun x ekseni ile yaptığı pozitif açıydı arkadaşlar. Yani benden istediği bu açı. Dolayısıyla burada buraya 25 derece diyebiliriz arkadaşlar. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Bu kadar sorudan sonra bence nispeten daha rahat bir soruyla artık olayı şöyle bir bitirelim ve rahatlayalım arkadaşlar. 0 ile 90 arasında bir açı verilmiş sin x çarpı sekant kare x eşittir. Kök 2 sin x artı 45 olduğuna göre kotanjant x artı 2 sin kare x toplamının değeri kaçtır diye sorulmuş. Soruyu bir durdurun bakalım sonra birlikte bakalım. Şimdi e, burada çok öyle mükemmel şeyler yapmayacağız. Ben şöyle çözeceğim soruyu. Sin x artı 45 var ya bir de burada kök 2'yi gözüme kestirdim. Kök 2 çarpı açılım yapıyorum şimdi burada toplam formülü. Sin x çarpı cos 45 artı sin 45 çarpı cos x sin x çarpı 1 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 2 çarpı cos x. Zaten kök 2'yi arkadaşlar buraya dağıtınca sin x artı cos x oldu gördüğünüz gibi. Ee, eşittir. Buradan da sin x çarpı sekant kare x geldi. Şimdi buna göre ben ne söyleyebilirim? Sekant kare x cos kare x demektir. Sin x eşittir cos kare x. Sin x artı cos x oldu. Şimdi hemen içler dışlar çarpımı yapalım sin x eşittir kos kare sin x artı kos küp x. Burada ne yapacağım? İkisinde de bakın sin x'ler ortak. Bunu sol tarafa alalım. Sin x parantezinde 1 eksi kos kare x eşittir kos küp x. Burada sin x çarpı şöyle yazdım. Artık 1 eksi kos kare x de sin kare x oldu. Bu da kos küp x. Böylece ne güzel sin küp x eşittir cos küp x. Her iki tarafı cos küp x'e bölersem tan küp x eşittir 1 oldu. 0 ile 90 arasında tanjant x 1 olduğuna göre kaç derece olması lazım? Neyin tanjantı 1'dir? Tabii ki 45'in. Buradan kotanjant x de 1 olacaktır. Kot 45 sin 45 arkadaşlar 1 bölü kök 2 karesini alırsak 1 bölü 2 bir de buradan 2 olduğu için cevabımız 2 olmuş oldu. Bu şekilde e, olayı hallettik arkadaşlar. İnşallah faydalı olduğunu düşünüyorum. Soruların üzerine muhakkak düşünmeniz gerekiyordu. Böyle bakın bayağı mini anlatımlı, sağlam yorumlu bir 7 soru yorum yaptık. İnşallah diğer videolarda e, görüşmek üzere. Biliyorsunuz mini denemelere devam ediyorum. Onları da takip etip arkadaşlar e, lütfen sorularını çözüp. Ee, isterseniz toplu pdf'ini satın alabilirsiniz. Ben her gün zaten e, pdf'lerini paylaşacağım ama normal artık onu kitapçık halinde ben verdiğim için o şekilde de deneme halinde satın alabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.